Vücutta her organın kendine göre bir görevi var. Akciğerin de görevi özellikle deriyi idare etmek, derinin solunumunu, derinin terlemesini, derinin patojenlere karşı mukaviyetini sağlar. Eğer akciğerde, akciğer enerjisinde doğu tıbbına göre bir anormallik varsa, özellikle idare edilen derinin üzerinde bu gibi egzama gibi, sedef gibi, vitiligo gibi yahut da hidroadenit gibi hastalıklar oluşmaya başlıyor. Bunlar çeşitli faktörlere bağlı. Elbette ki burada gıdalar çok önemli. Hangi gıdanın hangi karakterde olduğunu bilmek lazım. Eğer yediğimiz gıdaların enerjisi yeterliyse organların enerjisi de yeterli olabilir. Eğer enerjide bir anormallik varsa o zaman enerjide değişim oluşuyor. Enerji artabiliyor da azalabiliyor da. Eğer enerji arttıysa, yang enerji arttıysa bu kez atopik egzama dediğimiz egzama oluşuyor. Yin enerji artıyorsa da bu kez yin tipi egzamalar oluşuyor. Bunların tedavileri de beslenmesi de yinin yine göre, yangın da yanga göre oluşturuyor. Önce kişinin hangi gıdaları tüketmesi, hangi gıdalara tüketmemesi gerektiğini belirlememiz lazım. Onu belirledikten sonra da zaman içerisinde bir haftalık yahut iki haftalık bir detoks süresi olur. Ondan sonra da akupunkturla eğer hasta yin tarafta ise onu normale getirmeye, yang tarafta ise yine aynı şekilde normale getirmeye çalışarak hastayı tedavi ederiz. Migren baş ağrısıyla karakterli bir hastalık. Bu yine organların enerjilerine bağlı. Diyelim ki sağ tarafta ise daha ziyade safra kesesinin sebepli. Solda ise karaciğere bağlı. Diyelim ki tepede ise, apex'te ise karaciğer ve perikarda bağlı. Diyelim ki ensede ise mesaneye yahut da ince bağırsağa bağlı migreni. Bunlar da yine oradaki enerjilerin artmasına, azalmasına bağlı olarak devam eder. Hiçbir kişi bir başkasına benzemez. Onun yedikleri de birbirine benzemez. Eğer böyle olduğu zaman hangi gıdanın migren üzerinde etkili olduğu, hangi kişinin organların ne durumda olduğunu belirlemek lazım. Onu belirleyerek tedaviye gidilir. Bir gıda kişiyi rahatsız ediyorsa o gıdadan uzak durmak lazım. Ama vücutta o bütün gıdaların kendisini unutturabilmesi için belirli süre hiç yememesi lazım. Onun da süreleri belirli.